Selamun aleyküm dostlar. Yeni bir bölüme ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar bugün yine güzel bir köyü gezeceğiz inşallah. Bayağı bir yukarıda bir köy. Güzel kentin üstünde Taş Güney köyündeyim arkadaşlar. Bu köy Türkeli'ne bağlı. Yine gurbetten 2-3 tane izleyicim burayı çekmemi istedi. Ondan dolayı burayı da sıraya koymuştum, buraya geldim. Şimdi buradan caminin önünden gezmeye başlayacağız. Yine muazzam bir köy camisi var. Şöyle olduğum yeri size göstereyim arkadaşlar. Bugün yine bana büyük bacınam Fikri abi eşlik ediyor. Buradan şimdi yürümeye başlayacağız. Şimdi cami köyün ortasıydı galiba. Köyün başına şimdi yürüyeceğim. Köyün başından yine içeri yürüyeceğiz. Şurada bir sağlık ocağı var. Faal mı tabii onu bilmiyorum ama en azından var. Ama temizliğine bakılırsa faal büyük ihtimalle. Dostlar şimdi köy içinde gezerken böyle güzel bir evin avlusunda bir herkes Hasan Bayro. Tamam abi. Bir topluluğa rastladık. Abiler bizi davet etti buraya illa size keşkek yedirelim diye. Burada şimdi yöresel yemek yiyorlar. Keşkek de değil mi abi? Keşkek. Şimdi size yemekleri göstereceğim inşallah. Azarlar çeşitliyoruz azarları. Gel gel bu yemekleri. Abi sen gurbetten gelmesin değil mi? Nereden geliyorsun abi? Almanya'dan. Bielefeld'den. Emekli oldun buraya evet, geldin. Evet. Tamam abim. Burla hep akraba zaten değil mi? Evet. Aşağıda tamam. Böyle. Ben şimdi bir yemeklere bir dalayım bakayım dur. Dostlar görüyorsunuz ablalarımız keşkeğe böyle silop keşkeğe bu değil mi? Evet. Ama bu biraz daha böyle sulu olması gerekmiyor üzerine mu? Üzerine et suyu koyuyoruz. Biz böyle yapıyoruz. Bizim köyde sulu yapıyoruz biz. Ha, şöyle gel. Böyle. Vallahi lezzetli gözüküyor ha. Evet buyurun yiyebilirsiniz. Yiyeceğiz inşallah. Bu da patatesli yoğurt. Bu da ev yapımı baklava. Evet. Vallahi müthiş. Siz hep böyle yapıyor musunuz bunu yoksa böyle arada bir mi? Arada bir yapıyoruz. Bu da pirinç böreği. Evet. Neyse beni de çağırarsanız artık bir dahakinde. Çayköy'e uzak değil fazla. Otur bir yiyebilirsiniz. Bunu vereyim ben size. Ya, çok teşekkür ederim. Kaşık vereyim dur.
Evet, vallahi çok teşekkür ederim. Burada keşkekle, üstünde tas kebapla karnımızı doyurduk. Bu sağlık ocağı faaliyette değilmiş arkadaşlar. Şimdi buradan yürümeye devam ediyoruz. Burada bir tane ahşap ev var. Güzel bir köy evi. Burası da yeni bir ev. Müslüm apartmanı. Yukarıda orada çok... Şimdi yorucu bir bayır geldik yine arkadaşlar. Meyveler olmaya başlamış. Burada armut var. Çiçekli bir ağaç. Bu ne? Vişne mi bu? Kiren. Kiren var burada. Güzel yine yemyeşil bir Karadeniz köyü arkadaşlar. Bu köy Türk eline bağlı, söylemiştim galiba. Bu köyde halk dilinde arkadaşlar, başta söylemeyi unuttum. Cabanay bu köyün ismi. Herkes Cabanay diye tanır. Yine çok güzel yemyeşil bir bahçesi var. Dostlar, olduğum yerin ve köyün manzarası da bu. Denize bakar mısınız? Masmavi. Aşağıda gözüküyor. Gerçekten müthiş bir manzara. Evet, burası da bu yukarı çıkan caddenin sonu. Burada yine tarihi bir ahır mı oluyor? Ne oluyordu bu? Efendim? Ahır değil mi? Yine bir ahır var. Bunlar da incir ağaçları. Daha incirler olmamış. Yeni yeni. Evet, bu evde kaptan köşküymüş. Evet dostlar, gerçekten anlatıldığı gibi müthiş bir manzarası var. Yani denizi görüyor musunuz arkadaşlar? Burayı herkese tavsiye ederim. Zaten buraya böyle oturma yerleri de yapmışlar. Buraya gelip akşam gün batımını izleyebilirsiniz. Vallahi müthiş. Müthiş bir manzara. Burası böyle bir yer arkadaşlar. Bizim köy köpekleri hepsi tembel, böyle böyle yatarlar ama bu yarası var şurada ya. Kıyamam. Sarı kızlar, ne haber? Bayılıyorum ben bunlara vallahi ya. Her köy gezimde bunlara mutlaka çekerim böyle. Ne haber? Alesa köyü iyi misin? Hadi bakalım, her yer yemyeşil, otlar çok değil mi? Bakımlı maşallah. Evet arkadaşlar. Burada yine bir çok güzel bir abimizle tanıştık. Ona anlatırken burada güzel bir ahşap ev var. Kemal abimizle tanıştık arkadaşlar. Kendisi 83 yaşında. Bizi evine davet etti. Sağ olsun bize çay kahve ikram etti. Burası da kendisinin evi arkadaşlar. Yaşam alanı. Gördüğünüz gibi burada bir fırını var. Böyle güzel bir kendine yaşam alanı inşa etmiş. Evet dostlar, dediğim gibi şimdi burada Kemal Kayacan abimizle tanıştık. Sağ olsun bize kahve ikram etti, kek ikram etti. Çok misafirperver bir köy. Köyün girişinde de bir abimizle karnımızı doyurduk. Keşkek vardı, tas kebap vardı değil mi? Baklava vardı.
yoğurtlu vardı, çeşit çeşit yöresel yiyecekler vardı. Şimdi de Kemal abimiz 83 yaşında değil mi? Evet, 40 yani doğumluyum. Kemal abimizi yakalamışken arkadaşlar, Çınar gibi bir abimiz, yani hayatından biraz bir kesitler dinleyelim dedim. Mesela köyden anlatsın bize, köydeki çocukluğundan anlatsın, ne yaşadı, oradan gurbete nasıl gitti, onu anlatsın istiyorum. Evet arkadaşlar, sohbete başlayalım. Evet, evet 1946'dan bu tarafa 6 yaşımdaydım o zaman. Tamam. Hayatımız biraz tabii ki bizim eziyetle geçti. Bu köyde geçti. Doğdun, bu köyde, Cabanay ismi köyümüzün. Cabanay Cabanay'da doğdum. Evet. Ayancık kazasıydı o zaman, Ayancık'a kayıtlıydık. Tamam. Sonradan nüfus Türkeli'ne geçti. 1957'de gurbet hayatım başladı. Gemilere yardımcı çırak olarak gittik. Orada gemici olduk, makinist olduk, motorcu olarak. Sen nerelere gittin gemilerle? Yurt dışına yoksa çıkmadık. İtalya, Yunanistan, İtalya, İzmir. Yunanistan yurt dışı. Evet, oraya gittik. Kereste, Ayancık'ta fabrika vardı. Kereste fabrikası. Oradan kereste getirdik oraya gemiyle. İzmir, İskenderun, deniz sahiline gitmedim, yer yoktur yani. Yol olmayan yerlere denizden. Evet, hep denizden ulaşım vardı. Böyle karayolu yoktu. Kereste yüklenip de kamyonla gitmek yoktu. Aynen, hep denizden ulaşım. 11 sene deniz hayatım var. Abi bu şimdi denize gitmeden önce köyde reçvellik. Mesela köyde neden yaşıyordunuz? Ne yapıyordunuz? O zamanları ilkokula başladık. 1950'de başladım. 55'te okuldan ayrıldım. Hayvanlarımız vardı. Onların peşinde reçberlik, çift sürme, mısır buydayı ekip oradan yiyecek. Böyle nasıldı ekmek hayat? Arabası buraya gelmiyordu o zamanları. Hayat zordu değil mi? Tabii zordu tabii ki. Babalarımız, analarımız çektiği eziyetler çok. Yani bir açlık çekme durumu oluyor muydu abi? Olmaz mı? Öyle kıtlık zamanı olmuş ki rahmetli dedem 35 sene İstanbul'da kalmış. Biz dünyaya gelince köye yerleşiyor, ev yapıyor, at alıyor, kömüş alıyor falan, köyü muhtar oluyor. Tamam. O arada boşur diye bir şey vardı, buğdayları toplayıp muhtara teslim oluyor. Aşağıki evimizde bizim taş bina olduğu için ona teslim etmişler, 6 ay falan gelmemişler. Sonra askerler almaya geliyor, geliyorlar, millet aç ölüyor, hep dağıtmış millete yesin diye. Mısırın kozalağını unutup böyle yemişler, öyle anlatıyorlar. O zamanları ama kıtlık. Siz, mesela biz görmedik o günleri. O bizden öncekiler, o evet. Şeyden Kurtuluş Savaşı'ndan. Tabii ondan sonra evet. Evet. Zaten bu köyden de kesin evet. Kurtuluş Savaşı'na gidenlerden gelen geri olmuştur. Evet, evet tabii. Bir evden 3 tane şu komşu evin 3 kişi gidiyor delikanlı hepsi gelmiyorlar. Oradan işte dedem o zamanları askeriyeden emekliydi. Az çok bir maaş alıyordu. Çok güzel yaşantımız vardı. Onun sayesinde. Evet. 1946'da vefat etti. 6 yaşımdaydım. Allah rahmet evet. eylesin. O işte o zaman buğdayı depoluyorlar oraya. Askerler almaya geliyor 6 ay sonra. Diyor, niye geldiniz diye. Buğdayı almaya. Burası diye taş bina diyor. Burada buğday çürüdü diye. Kokudan evde yatamadım üste ben diyor. Onu diyor döktüm deriye diye. Gitti denize diye. Halbuki millete dağıtıyor. Ha, aç ölüyor millet. Ne yapacak? Öylelikle kurtarıyor yani. Evet. Askeriyede 3 sene İngiliz'de esir kalmış dedem. Tabii. Rütbe bırakmış. Emekliydi oradan. Öylelikle işte o vefat ettikten sonra tabii ki biz de gurbet hayatına atıldık. 11 sene Türkiye'de deniz hayatım var. Ondan sonra yurt dışına gitmeye kafamıza koyduk. Turist yani olarak. Gemiden sonra yurt dışına. Yurt dışına teşebbüs ettim. Evet. İlk nereye gittin yurt dışına? Avusturya. Avusturya'ya gittiniz. Turist olarak. Gayabaş'tan bir arkadaş yardımcı oldu. Hangi senede? Varalberk civarında. Hangi senede oluyor bu? 1970'te. O zamanları işçi vizesi veriyorlar. Ama kayıt olduk çıkmadı ki işçi olarak. O zaman çok turist gitti. Avusturya işçi yapıyor. Oradan Almanya'ya istekle geçtik. Turist olarak, turist evet. Vizesiyle gittiniz. Tabii. Orada kaçak çalışıp işçi oldunuz. Vardı oraya. Polis oturum verdi. İşe girdik. Oradan Almanya'dan arkadaşlar istek yaptı. Oraya geçtik. Zaman öyle uzadı gitti. Çabuk döneceğiz diye. Niyetimiz öyleydi. Çocukları getirdik oraya. Hanımı getirdik. Çocuklar oldu falan. Dönmek uzadı. 3-5 sene. Onunla da dönemiyor. Geri döneceğiz ya, değil mi? Evet. Aynen. Benim pederle annem de yani o zamankinde... Hep öyleydi niyetimiz.
gitmiş oraya. Sonra tabii ki eşlerini yanlarına getirmiş. Evet, evet. Sonra peşlerinden, evet. Değil mi? Şimdi bizim çocuklar buraya geldi mi burada uyum sağlayayım mı pek? Siz de aynısınız. Çok zor. Onun için onlar buradan gelmek istemiyorlar. Gelip izin yapıp gidiyorlar şu anda. Zaten ilk gidenler sende nasıldı bilmiyorum da babam anlatırdı. Mesela ilk gidenler böyle hayım diyorlar. Hayım da hani, evet. Hani böyle tek odalı bekar hayım. Bekar evlerinde tabii kalıyorlar. Tabii. Öyle kalıyorlardı. Böyle evet evet kaldık biz de öyle kaldık. Yengeyi sonradan getirdi. Ben Avusturya'ya indim. 3. ayda 1 metre kar var. Arkadaşım vardı Sami diye. Allah razı olsun. Beni aldı getirdi. Onun evinde 4-5 kişi bir odada kaldık. Ha. Yani siz, ben ondan dolayı evet, sorular soruyorum. Hani biz mesela bu zorlukları görmediniz. Tabii. Bize hazır Türk marketi hazır önümüzde. Siz yetiştiniz. Araba var, ev var, köy var. Ana baba çalışıyor. Şimdi o rahat. İşte biz öyle görmedik yani. Ekmeği nereden alacağım? Ya. Ekmeği nereden alacağım? Haram mı, helal mi? Domuz tabii, var mı, yok mu? Tabii. Avusturya'ya indim. Zeytini çok seviyorum. Zeytin bulamıyorum. Yok. Nerede? Tavukta tabii ki nasıl kesildiğini bilmiyorum. Onu da yiyemiyorum. Arkadaş dedi ki acı öleceksin dedi. Ya yiyeceksin bu tavuğu mecburen. Mecbur yedik. Burada Türk marketi diye bir şey. Sokakta Türk göreceğiz diye bakardık. Her tarafta Türk marketleri, Türk dönercileri, yiyecek şey bol. Yok diye bir şey yok. İşte Balingen'e birkaç yer değiştim. Son Süzukart Balingen'e yerleştik. Hayat uzadı, devam ediyor. Onlar orada, biz burada. Ne olarak çalışın orada abi? Ben orada ekseri inşaat işinde. İnşaat, fabrika, Mavuzlu, hazır betonları döküyorduk. Köprü betonlarını. Fertik tahil deniyor ya. Betoncu. Binaları, evet, betoncu. Tamam. Mobilya sektöründe çalıştık biraz. Mobilya... Horun diye bir yer var. Ha, mobilya... Fabrikalarında evet, çalıştım. Evet. Onları suntaları kaplama yapardım preste. Evet abi, ondan sonra çalıştım. Çalıştık. Emekli olduk. Buradan ödeme yaptık, emekli olduk. Oradan olduk. Şimdi biraz daha rahat evet, aşağı yukarı 94'ten beri emekliyim. Maşallah. Allah'a çok şükür. Yaşın kaçtı abi? Yaşını sordum. Yaş biraz ilerledi ama Allah'a şükür iyiyiz yani. 83 dediydin galiba. Nazar ana doğumum de. 40 doğumluyum. Ayancık'ta nüfus yanınca okula gidiyoruz. Arkadaşlarla bir askere gidelim diye. Evet. 5-6 kişi hepimiz 44 yazıldık. Böyle emeklilik olacak falan bilmiyoruz ki. Ama maşallah. 4 sene Almanya'dan kaybım var. Ya. Maşallah. Allah çok şükür. Allah, arabamıza Allah biniyoruz, için. Geziyoruz. Şu durumda bir şikayetimiz yok. Nagihan Kassel'de. Oğlum Engin Muhammed Kassel'de damatlarıma ve gelinlerime, torunlarıma, tüm hepsine ayrı ayrı selamlarımı bildirir, gözlerinden öpüyorum. Ben de Kemal abi bu anlattıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun, bizi böyle güzel misafir ettin. Her zaman kapılarımız açık evvel Allah'a. Her zaman. Evet. Dostlar, bizi buraya misafir eden, beni yani Kemal abi bulmaya vesile olan hocamız Cabanay köyünün hocası. Hocam nerelisin, nesin, ne değilsin? Evet. Öncelikle ayağınıza sağlık. Buraya kadar geldiniz, köyü tanıtıyorsunuz. Ben de kendim Türkeli olarak sizin bu tanıtımlarınızdan gayet memnun kalıyoruz. Çünkü bir Antalya, Muğla çevresi gibi çok internet sitelerinde tanıtılamıyoruz. Aynen. Siz de bunu bu şekilde hayata geçirmeye çalışıyorsunuz. Allah razı olsun. Vallahi buralar güzel yerler. Bana göre, ki çoğuna göre de öyledir, Taşgüney Köyü Türkeli'nin en güzel köylerinden birisi.
Dostlar şimdi caminin yanından doğru buradan yine böyle gördüğünüz gibi küçük bir köy yolu tepeye doğru çıkıyor. Buradan doğru yukarı yürüyorum. Yukarıda beni ne bekliyor ta bilmiyorum. Bu köyde ta fazla yeni beton evler var. Şimdiye kadar bir tane ahşap köy gördüm. Çokça da incir ağaçları var. Burası da incir, burası da incir. Selamünaleyküm. Yine buradan aradan doğru yürümeye devam ediyorum. Burada bir iki tane ev görmüştüm. Burada yine bir ahşap ev var. Eski Karadeniz usulü. Yine bu yolun da sonuna geldim. Bu ev yıkılmış gördüğünüz gibi. Dostlar böyle köylerde gezerken yani bazı köylüler gerçekten çok sıcakkanlı insanı karşılıyor. Yani beni elimde kamerayı görünce. Ama çok da yaşadığım olay oluyor. Yani soğuk karşılayan da çok oluyor. Nedendir bilmiyorum. Ama genel olarak ben gezilerimde sıcak karşılanıyorum. Bu köyde de aynısı zaten. Şöyle bir nereye çıkıyorum göstereyim de. Evet, şimdi geldim köyün en üst kısmına. Burada böyle güzel gördüğünüz gibi villa tarzı beton evler yapılmış. Böyle aynı kendine has bir mahalle olmuş. Güzel burası, hoşuma gitti. Bakayım buradan ilerisi gidiyor mu? Evet, burası da yine bu caddenin sonu. En yüksek noktasına geldim galiba. Burada yine bir terk edilmiş ahşap ev var. Ne haber dostum? Sağ tarafım orman, yemyeşil, cırcır böceklerini duyuyorsunuz galiba büyük ihtimalle. Yani yazın böyle sıcaklarda vazgeçilmezi diyorum ben bazıları. Yani her yerde böyle cırcır cır. Burası da aile mezarlığı. Eyvallah, sağ ol, hoş geldiniz. Sağ ol abi, teşekkür ederim. Buradan Fransa'dan bir kardeşimiz var. Evet. Ne diyecektik abi? Fransa'ya selamlar. Fransa'ya selamlar. Fransa'ya selamlar.